hanımlar baylar, ben Asya Genç. Bugünkü konumuz Adolf Hitler ve onun sapkın cinsel hayatı. 20 Nisan 1889'da Avusturya'nın Braunau kasabasında dünyaya gözlerini açtı Hitler. Hitler bilindiği üzere de çocukluğunda çok zeki bir öğrenciydi. Özellikle de tarih ve coğrafya derslerini oldukça severdi. Ama sonrasında okul hayatından giderek uzaklaştı. Hatta bu uzaklaşmayı Kavga isimli eserinde detaylıca anlattı. Hitler çocukluğundan beri ressam olmak istiyordu. Fakat babası Alois Hitler oğlunun memur olması için oldukça diretmiş ve bu hayalinin önüne geçmiş. Adolf 13 yaşındayken babası geçirdiği felç nedeniyle ölmüş ve bu ölüm sebebiyle Hitler okuduğu liseyi terk edip yetim çocuklar pansiyonuna yerleşmiştir. Babasını kaybettikten bir zaman sonra annesini de kaybeden Hitler, babasından kalan yetim maaşını kardeşi Paula'ya vermiş ve daha genç yaşında beş parasız ortada kalmıştır. Bu sebeple bazen evsizler yurdunda, bazen de işçilerin yaşadığı evlerde gecelerini geçirmiştir. Birkaç zaman sonra Hitler, Avusturya'nın ordusu tarafından asker kaçağı olarak tutuklanmış ama sonrasında serbest bırakılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu savaşa katılmayı çok isteyen Hitler, Bavyera alayında gönüllü olarak savaşmaya gitmiştir ve burada haberci olarak görev yapmıştır. Sonrasında savaş sırasında gösterdiği çaba ve başarı nedeniyle 1914'te birinci, 1918'de ise ikinci sınıf demir haç nişanını almaya hak kazanmıştır. 1916 senesinde ise bacağından yaralandığından dolayı gazi unvanını almıştır. Hitler sonrasında orduda kalmayı çok istemiştir. Fakat Alman vatandaşı olmadığı için rütbesi yükseltilmemiştir. Fakat her ne kadar Alman vatandaşı olmasa da Almanya'ya karşı içinde her zaman çok güçlü bir milliyetçilik duygusu yer almıştır. Birçok çabasından sonra nihayet Almanya'da kendine bir yer bulan ve birden fazla insana kendini kabullendirip sevdiren Hitler, yıllar içerisinde kendisini Almanya'nın büyük lideri ilan etti. Nitekim birçok insan için de bu böyleydi. Hitler'in hayatından kısaca bahsettiğimize göre artık asıl konumuza gelebiliriz. Konumuz Hitler'in sapkın cinsel hayatı. Evet, yanlış duymadınız. Herkesin tanıdığı, sevenin de sevmeyeninin de çok olduğu Adolf Hitler'in bazı cinsel sapkınlıkları ve takıntıları vardı. Şimdi hep beraber bunlardan bahsedeceğiz. Fiziksel formunu korumak amacıyla cinsel ilişkiden uzak durduğunu söyleyen Hitler, gerçekte hiç böyle bir insan değildi. Hatta bütün sapkınlıklarının yanı sıra porno bağımlısı biriydi. Nazilerin resmi fotoğrafçısından kendisi için bazı porno filmleri getirmesini istediği de kayıtlara geçmişti hatta. Hitler'in hayatını merak edip araştıran Profesör Doktor Henry Murray, Adolf'ün annesine takıntılı biri olduğunu ileri sürdü. Hatta Hitler'in bir keresinde anne ve babasını cinsel ilişki sırasında yakaladığını ve bu sebeple babasına olan nefretinin arttığını öne sürdü. Hitler'in bu kadar sert ve diktatör biri olması bakımından asla insani duyguları bulunmayan ve acımasız biri olarak onu nitelendirmiş, tam bir enkaz olduğunu söylemiştir. Hitler'in ilişki yaşadığı kadınlardan birisi Dr. Murray'e gelerek Hitler'le düzgün bir cinsel ilişkiye girilemeyeceğinden, karşısındakini aşağılamayı sevdiğinden bahsetti. Ayrıca kadın verdiği raporda Adolf'ün bir mikro penise, yani ortalama penis uzunluğundan daha kısa bir penise sahip olup tek bir testisinin olduğunu söylediği belirtildi. Hitler'in çok bilinmeyen bir başka cinsel sapkınlığı da birlikte olduğu kadınların büyük tuvaletlerini üstüne yapmalarını istemesiydi. Kulağa ne kadar iğrenç geliyor, değil mi? Hitler'in birlikte olduğu kadınların arasında öz yeğeni Robal da bulunuyor.
The Sun gazetesinin vermiş olduğu habere göre Sky History isimli kanalda Hitler'in Gizli Seks Hayatı isimli bir belgeseli yayımlanıyor. Ve bu belgeselde yeğeni Robal'la ensest ilişki yaşadıkları belirtiliyor. Hitler'in yanına 17 yaşında taşınan yeğeni Robal, eve taşındıktan sonra sadomasoşist, yani acı çekmekten de çektirmekten de hoşlanılan bir cinsel ilişkiye zorlandığı belirtildi. Hatta yeğeninin söylediğine göre Hitler, onun kendi önünde büyük tuvaletini yapmasını istemiş ve sonrasında onu büyük bir tutku ve keyifle izlemiş. Hitler'le annesinden sonra bir diğer takıntılı olduğu kadın olan yeğeni Robal'ın yaşadıkları ensest ilişki yaklaşık 6 sene boyunca devam etti ve sonrasında Robal'ın 23 yaşında intihar etmesiyle son buldu. Takıntılı olduğu yeğeni öldükten sonra Hitler evde onun odasını kilitledi ve bir resmini sürekli başucuna koyarak uyumaya başladı. Bazı söylenenlere göre Robal, Adolf Hitler'in hayatının aşkıydı. Tabii ki Hitler'in olayları bunlarla da sınırlı kalmıyor. Lise zamanlarında kendisinden çok daha genç bir çocukla cinsel ilişki yaşadığı suçlamasıyla neredeyse okuldan atılmak üzere olduğu iddiası da ortalarda dolanan bir başka söylenti. Daha önce de haberinden bahsettiğimiz The Sun gazetesi, Hitler'in 1945 senesinde birlikte intihar ettiği sevgilisi Eva Braun ve oyuncu Reinhard Müller'le ilişkilerinden de söz etti. Reinhard Müller, Hitler'le birlikte geçirdiği bir geceyi anlatırken, yere uzandı ve cenin gibi kıvrıldı. Sonrasındaysa onu tekmelememi istedi. Ben de tekmeledim, ifadelerini kullandı. Daha önce de sadomasoşist eğilimleri olduğunu söylediğimiz Hitler, yaptığı bu davranıştan ötürü bu iddiayı doğrulamış bulunuyor. Verilen raporlara göre Müller, Hitler'le birlikte olduktan sonra intihar ediyor ve bu konu kapanıyor. Merak edilen bir diğer konu da Hitler'in nasıl öldüğü. Sene 1945'te Sovyet güçlerinin Berlin'e girmesiyle Almanya'nın tam olarak yenildiği kesinleşmişti. Bu yüzden Hitler, eşi Eva Braun'la yeraltı sığınağındayken siyanür alarak kafasına kurşun sıkmıştır. Hem kendinin hem de eşinin intiharına bu şekilde de sebep olmuştur. Birçok insan Hitler'den korktuğu için öldükten sonra bile onun ölümüne inanmayıp kaçtığını iddia ettiler. Fakat bulunan ceset üzerine yapılan araştırmalar sonucunda bu iddianın geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak da Hitler'in daha önce vermiş olduğu talimatlar dolayısıyla cansız bedeni yakılarak ateşe verilmiştir.